Herkese yeni bir mekandan merhaba. Soğuk bir Kastamonu günündeyiz. 10 metrekarelik bir ev turu yapacağız ama hareketli bir ev turu olacak bu. Bir önceki karavan turunda dediniz ki neden mahallenin arasında çektin, burası niye böyle? Ta Ankara'dan üşenmedik, geldik memleketim olan Kastamonu'ya. Bugün bana videoda babam da eşlik edecek, arka planımızı hazırlıyor. Arabanın dışındaki özelliklerden önce bir içine girmek istiyorum. İçeriği güzelce bir anlatayım, içini merak edenler böylelikle videonun baş kısmında direkt görmüş olur. Karavan 2021 Iveco Daily'nin üzerine yapılmış 10 metrekarelik bir alana sahip. Gelin içeriden başlayalım. Evet, bu sefer karavanımızın içi ilk çektiğimiz karavan videomuzdan yaklaşık 3 metrekare daha büyük. Bir önceki 7 metrekareydi. Eğer o videomuzu izlemediyseniz yukarıya linkini bırakıyorum. Ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Kanalımızda en çok izlenen videolarımızdan biri. Karavanın iç kısmı iç mimarlık ofisim tarafından tasarlandı. Uygulama kısmında da karavanın içinden anlayan Emine'lere teslim ettik aracımızı. Bu karavan babam için tasarlandı. Tabii onun yolunu izledik biraz. Bizim karavan yaşantısı üzerine bir deneyimimiz olmaması ve onun böyle yıllara varan karavan deneyimi olduğundan dolayı biraz onun yolundan ilerleyip iç mimarlıkla onun deneyimlerini birleştirmiş olduk aslında. Karavanın en arka kısmından başlamak istiyorum. Burada dinlenme ve uzanma bölümü var. Bir önceki karavanın da mutfaktaki masa alanı inip yatak haline dönüyordu ve uzun yani yaklaşık 3-4 ay kalıyorlar gittikleri yerde ve o masayı her gün her akşam yatak yapıp tekrar masa yapmak çok zor olduğu için hep yatak olarak kalıyordu ve mutfaktaki kullanım alanı o kadar daralıyordu ki o masa yatak olarak altta kaldığı için. Burada hemen dinlenme alanını ayırdılar. İstediğiniz zaman dikleştirip uzanma koltuğu olarak kullanabildiğiniz, istediğiniz zaman komple yatırıp normal yatak boyutuna, ergonomik olan yatak boyutuna getirebiliyorsunuz burayı. Buralara eklenen bazı fonksiyonlar daha vardı. Yatağın hiçbir şekilde bir yere dayanmasını istemedi. Bir önceki karavanda bir tarafı dayalı olduğundan dolayı iki kişilik yatağı iki kişi kullanırken duvar tarafında yatan için sıkıntı oluyor. Yani lavaboya kalkmak istiyorsunuz, bir ihtiyacınız oluyor. Önünüzde yatan biri var, onun üstten atlamanız gerekiyor. Biraz böyle o kısım bayıyor açıkçası. Serkan'la şöyle bir 3 gün kalmışlığımız var karavanda. O esnada bile hani kim duvar tarafında yatacak, kim daha çok kalkıyor onun pazarlığını yapıyorduk. Burada iki tarafında hem komodin alanı var hem de kalkacak alanı var. Yani siz buradayken kalkmak istediğinizde şöyle çok rahat bacağınızı atıp hareket edebileceğiniz bir alan var. Tabii bu yatak açıldığı zaman direkt dolaşım alanına çıkmanız gerekiyor. Yani yataktan Serkan'ın ekipmanı için orası biraz dar. Yatar pozisyondayken direkt buradan çıkmanız gerekiyor. Yani orta alana çıkıyorsunuz. Bu köşelerde böyle kesilmiş durumda ki hani buradan dönmeyi rahatlıkla şöyle geldim. Böyle geçme kısmını çok rahatlıkla yapabiliyorum. İki taraflı penceresi var bu alanın. Yanlarında da depolama alanı var. Yani bu taraf kiminse onun eşyaları bu tarafta. O taraf kiminse onun eşyaları bu tarafta gibi rahatlıkla ayırabiliyorlar. Tek bir dolapta olduğunda eşyalar birbirine karışabiliyor. Burada işte dolap alanında askılıklı olan işte annemin tarafı, orada babamın kullandığı taraf var. Tabii bu kadar kıyafet hakları var yola çıktıkları zaman. Burada ihtiyacı olduklarını komodinle hani hızlı ulaşabilmek için koyabildiği alan var. Hemen altında da ışıkları açıp kapatabildiği bu Vavien ta en öndeki ışıkları bile kapatıp müdahale edebiliyorsunuz. 12 voltluk şarj yeri ve 220 voltluk normal şarj yeri mevcut. Yani buradan bir şeyinizi şarja taktınız hemen yattığınız yerin yakınında rahatlıkla kullanım sağlıyor. Tabii burada da şöyle bir merdiven gibi alan oluşmuş durumda. Serkan burayı seni sürekli dar alanda dolaştırmamış. Şu taraf daha kolay gösteriliyor. Sen geri gidersen hemen geçeyim. Bu taraf açılmıyor. Bu tarafın altında mekanik ekipman olduğu için böyle çıkıntı şeklinde duruyor. Hem de komodin görevini görüyor. Bu tarafın altı boş. Böyle açtığınızda bir depolama alanı istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bazı depolama alanları çabuk kolay buradaki tuşlular gibi açılır şekilde değil. Çünkü her alan bu kadar kolay ulaşılabilir olmuyor burası gibi. Bazı çözümleri böyle bulduk. Yani bir şeyler konulabilsin ama her gün kullanılan eşyalar daha kolay ulaşılabilir yerlerde olsun diye. Şuradan şuraya basıp yukarıya geleceğim. Buraya ufak bir raf yaptık. Hani kitaplarını eklemek istediklerini buraya eklesinler diye. Şurada okuma ışıkları var. Okuma ışığı şuradan çıkacak.
şurada ve diğeri de o tarafta. Başucu ışıkları. Buraya komple kitaplık yapmadık. Bir üst kısımlarına da kapaklı depolama alanları yaptık. Bu odayı dinlenme alanından bir yanda sinema odasına çevirdiğimiz ekipman var. Bu Nebula'nın bir projektörü. Ufacık bir şey. Burada yerini ayarladık. Buradan çıkartıp şuradan yerine buraya taktığımızda ve sonrasında da bu arada her şeyin yeri var. Çünkü sallandığında tıkır 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 böyle şey gibi eskici kamyon gibi ses çıkarmasın diye. Oradan gelip babam buna bile kese koymuş. Şırşır ortalarda şey olmasın diye ama bunu sabitlenen şeyler var aslında. Burada bu perdeyi indirip yani mekan içerisinde böyle ufak karavan televizyonlarını çözmek yerine internet bağlantısıyla direkt burada istediği filmleri izleyebiliyorlar. Zaten geziye çıktıklarında çok nadir televizyon izliyorlar ama ya da bir şeyler izlemek istediklerinde de burada rahatlıkla izleyebiliyorlar. Aslında o Nebula, o projektör dış mekanda da kolaylıkla kullanılabiliyor. Çünkü taşıması çok pratik, böyle bir tripodla dışarıda boş buldukları duvara yansıtıp izleyebilirler. Buralarda askılık alanları var. Babam ara ara kelebek takmış çünkü bir tane aldığı askılığı beğenmeyip sökünce oradaki delikleri görmek istemediğinden dolayı bu eline geçen ilk sticker'la çekim yapacağız diye oraları kapatmış. Ona güzel bir çözüm bulacağız inşallah. Bu askılık alanları çok işe yarıyor. Böyle sürekli işte hava değişimleri olduğunda bir şeyinizi sürekli kaldırıp bu kapakların arkasını saklayamıyorsunuz. İşte yine babamın ve annemin bölümü diye ayrıldığından dolayı buraya ne eşyanızı koydunuz? İşte yelektir, hırkadır, şapkadır. Buradan direkt kendi tarafınızdan alıp kullanıyorsunuz. Gelelim perdelere. Bu karavanda sevmediğim şeylerden biri bu kısa perdeler. Çünkü gerçekte yani ev konut alanlarında fonları ve tülleri biz asla yarım kesmiyoruz. Hepsi yere kadar uzanıyor. Burada bir ufak benim uyarmamamdan kaynaklı oldu. Aslında aklıma sonradan geldi. İki taraflı böyle fon olmasına gerek yoktu burada. Fon sadece bu tarafta olup şuralara hepsini sabitlemiş babam. Kornişte bile hareket etmesin, ses çıkarmasın diye. Ve düşürdüm. Sağ taraftakine gerek kalmadan sadece sol tarafa yere kadar uzanan bir tane fon. Çekmek istediğinde buraya zaten çektiğinde ona engel olmadan kapatıp açardı. Zaten bu biraz daha süs olarak eklenmiş bir şey. Burada sinekliği ve güneşliği zaten mevcut pencerenin. Hatta bu ikisi birbirine de böyle kilitleniyor. Birini açıp birini kapatabiliyorsunuz. Neyse sinekliği açamadım. Yani bu tek kalıp yere kadar uzansa çok tatlı olurdu. Bu taraftaki biraz kısa bana garip geliyor. Bir önceki karavanında yaşadığı en büyük problem mekan küçük oluyor. İki kişi yatıyorsunuz. İçerinin böyle oksijeni bir an tükenebiliyor. Bir havalandırma sisteminin düşünülmüş olması gerekiyor. Klima koymak belli tonlar sınırında kalmak istediğinizde klimanın ağırlığı büyük kalıyor. Buraya bir fan yerleştirdi. Kendisi yerleştirdi yani bizim aklımıza gelen bir şey değil. Kendisi dedi ki ben buraya bir fan yerleştirirsem işte açtığımızda havayı içeri verdiği, dışarı verdiği, yani havayı içeri vermeyi ya da havayı dışarı vermeyi seçeneklerini kullanıp sizi hiç rahatsız etmeden ortamın hava sirkülasyonunu sağlayabiliyorsunuz. Yazın yani çoğunlukla sahil kenarlarına gittiklerinden dolayı o sıcak bir anda doğal bir esintiye dönmüş oluyor fan sayesinde. Karavanın tam ortasına gelmeden önce ıslak hacim kısmı var. Yani duş ve tuvalet alanları. Bu alanları normalde bir arada tasarlıyorlar çoğunlukla. Duş, klozet ve lavabo aynı yerde oluyor. Bizim kaldığımız o 3 günlük süreçte gerçekten duş aldığınız yerde klozetin olması şöyle sinir bozucu oluyor. Klozet sürekli ıslak oluyor. Yani sürekli ıslak bir yere giriyorsunuz. Ayakla giriyorsanız bu karavana normalde babam asla ayakkabıyla girmez. Ben ayakkabılarımı temizleyip girdim. Islak alandan dışarı çıkıyorsunuz. O ayaklarla şıp 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 her yer su oluyor. Burada ikiye böldük. Bu taraf duş. Bu taraf karşı tarafta tuvalet alanı. Tuvalet alanının kapağında şöyle güzel bir detay çözüldü. Kapağı açtığımızda yukarıda bir mıknatıs var. Bu mıknatıs çıp diye buraya yapışıyor.
Diyelim ki burada pencereleri kapattınız, giyineceksiniz, duş alacaksınız, hazırlanacaksınız. Bu kapıyla aslında oturma alanını, arabanın ön kısmını ve mutfak alanını ayırmış oluyorsunuz. Tamamen size ait bir suit gibi oluyor. Bu sistem diğer kapı için geçerli değil. Sadece bu kısım için geçerli. Biraz daha hazırlanırken lavabo alanı daha geniş kalsın diye bu kapıyı açmayı tercih ettik. Klozetin içerisinde kendi taharat musluğu mevcut ama ayrıyetten de aslında taharat musluğu olarak kullanılan bir sistem var burada. Hem burayı temizlemek için, kolaylıkla yıkamak için hem de ekstra ihtiyaç olursa şurada da bir gideri var. Bu arada yerleri tümü tik ağacından yat zemini. Yani hiçbir şekilde bu ıslanmadan etkilenmiyor burası. Sabunluğunu tabii ki babam sabitlemiş. Asla onu boş bırakmaz. Klozet otursam sığar mı? Anlatmak için klozetin üstüne oturmam gerekti. Bir önceki videolarda buna bayağı karşı çıkmışlardı ama burası temiz tutulan bir yer. Pis bir yer değil. Lavabo kısmını şimdi babamla konuşurken buraya fotoselli bir şey koymak istemişti. Ama fotoselli olarak bulduğu muslukların kalitesi çok hoşuna gitmedi. Kendince böyle bir çözüm buldu. Yani burayı açık bıraktığında altında taktığı bu aparat sayesinde burası fotoselli hale geldi. Bunun fotoselli olması önemli. Yani böyle çözüm bulursunuz ya da gerçek fotoselliyi koyarsınız. Armatürün fotoselli olması önemli. Çünkü suyu burada ne kadar minimum harcarsanız o kadar kar aslında. Depoyu sürekli doldurmamış olursunuz. Burada da ufacık bir tezgah alanı var. Aynayı olabildiğince çok yere yapıştırdık. Ayağa kalktığında da kendini rahatlıkla görebilsin diye daha üst seviyeye de yapıştırdık. Şurada mecburen bir çıkıntımız oldu. O çıkıntıya rağmen yine ayna koyduk. Bu kısmı da babam eklemiş yan tarafına. Aslında iyi oluyor. Ne kadar çok ayna o kadar ferah hissediyorsunuz alanı. Şuraya çöp kovasını da koymuş minik. Her detay gerçekten önemli. Buralarda işte diş fırçasıdır. Diğer ıvır zıvırlar ya sabitken, karavan sabitken günlük kullandıklarını buraya koyuyorlar, diş fırçalarını falan. Ama hareket halindeyken şuraya fırçalarının başlıklarını bile sabitlemiş durumda. Şu da sabit, bu da sabit. Bunları sabitlemiş mi? Yok. Bunlar sabit değil ama bir çukur, yani bir dışında çıkıntı olan rafın içinde bunlar. Şöyle açtığınızda düşmesin üstünüze hepsi diye. Hareketli yaşam alanlarında bu kupların tümü basaç, yani kilitli, kontrollü olmalı. Burada da bir fan var. Fan önemli bu alanlarda. Karavanın her alanında önemli. Burayı kapatıyorum ki burayı açabileyim. Evet. Burası duş alanı. Duş alanının ışığını hazır bahsetmişken buranın da kendi fanı var. Tüm duvarlar su geçirmez malzemelerle kaplı. Burada bir bornoz alanları var ama bu bornozlar ne kadar kuru tutulur bilmiyorum tabii. Bunlar belki kullanırken vantuzlu uçları olduğu için içeriye asarlar bunları. Çünkü alan dar, kesinlikle ıslanır bunlar burada. Onun dışında zemine iki tane gider yapıldı. Görebiliyor musun Serkan? Birisi burada, şurada, birisi de burada. Karavanı bir yere sabitlemek istediğinde hidrolik ayaklarla düz bir seviyeye getiriyor. Bunun mümkün olmadığı alanlarda da duş alanının iki çapraz köşesine gider koydu ki hiçbir şekilde su burada birikmesin, bir şekilde gitmiş olsun diye. Bu ahşap döşemeler aslında duşlarda güzel oluyor. Yıkandığınız suyun içinde olmuyorsunuz. Su aşağıdan gitmiş oluyor ayaklarınıza değmeden. Burada önemli olan bir detay da buradaki armatürün bu şekilde konumlanmış olması. Normalde armatürler normal bildiğimiz hani gaga başı şeklinde belli yüksekliklerden böyle çıkarlar. Normalde evinizdeki banyolarda da öyledir. Ama burada hacim çok küçük olduğu için en ufak bir hani kaymada ya da çarpmanızda onlar gerçekten zarar verebiliyor vücudunuza, derinize. Burada hani istediğiniz kadar yaklaşın bunlara. Yuvarlak bir forma sahip olduğu için ve bu armatür başı bu sistemden çıktığı için sizi hiçbir şekilde duş alırken rahatsız etmiyor. Çarptığınızda size zarar vermiyor. Ya da kayıp düşme gibi bir durumlar olduğunda size zarar verecek sivri hatlara sahip değil. Evet. Ve Serkan seni bu tarafa alayım. Ben o tarafta bir şey göstereceğim. Bu alandan çıkmadan önce şu yatak altında kalan depolama alanlarını da göstermek istiyorum. Bu kısımda daha büyük depolamak istenilen
şeyler mevcut. Bu çekmeceyi bayağı uzun açılabilir yaptık ki kolayca arkasına ulaşılabilsin diye. Çekmecenin hemen altında da hoparlör var. Hoparlörün dış görünüşü çok şık ve dekoratif olduğu için onu bir ızgaranın arkasına saklamak yerine böyle görsel olarak tam içeri girdiğimizde gözükecek şekilde koyduk. Gönül isterdi ki daha yukarıya koyalım ama şu anki alanı koyabileceğimiz en iyi yerdi. Karavanın aslında tam ortasındayız. Burada tam ortasında dinlenme alanı ve ıslak hacim dediğimiz duş ve lavabo alanı bitmiş oluyor. Buradan sonra kapı hemen şurası. Kapının yanında fırın ve buzdolabı var. Bir önceki karavanlarında fırın kısmı yoktu ve onlar için büyük bir handikaptı. Çünkü sabit olarak bir yere yerleştiklerinde ve ekmekleri bittiğinde karavan haricinde kullanabilecekleri bir araçları olmadığından dolayı etraftaki her şeylerini toplayıp, tentelerini, masalarını toplayıp bir ekmek ihtiyacı için 10-15 kilometrelik bir yolu gidip geri dönmeleri gerekiyordu. Şimdi burada tüple çalışan bir fırın koyduk ki böylelikle yani hemen bir hamur yoğurup ekmeklerini hazır edebilirler. Bu gayet aslında kek falan da pişirebileceğiniz normal bir fırın. Altında buzdolabı var. Buzdolabı 12 voltla çalışan bir buzdolabı. Altında sebzelik alanı, normal bildiğimiz buzdolabı fonksiyonlarını içeriyor. Üstünde de bir buzluk alanı var. Buzluk alanı iyi denilebilecek büyüklükte, yani şu tereyağının 1 kiloluk olduğunu varsayarsanız ona göre karşılaştırmak gerekirse genişçe bir alan. Yani kısa süreli sizi idare edecek yiyecekleri depolayabilirsiniz. Zaten 3 aylık bir yiyeceği depolamak gibi bir durum söz konusu değil. Kapının hemen karşısında mutfak alanı var. Direkt mutfağa ulaşmak kullanışlı olduğu için böyle tercih edildi. Bahçeye işte oturma alanınızı açıyorsunuz, bahçeye sandalyelerinizi açıyorsunuz, masanızı açıyorsunuz ve buradan servis yapmak daha pratik oluyor aslında. Tezgah da banyodaki lavabonun altındaki tezgahla aynı akrilik bir tezgah. Lavabo ve ocak alanını babam biraz daha açılı yerleştirmek istedi, sağa ve sola itecek şekilde. Burada ufak da olsa bir yemek hazırlama alanının, bir şey kesmektir, bir şey karıştırmaktır işte pişirmek için. O bulunmasını istedi ve gayet de aslında güzel bir alan çıktı buraya. Lavaboda musluğu gizlenir şekilde kullanılmadığı zaman kapatılıp tezgah alanı olarak ekleyebildiğiniz şekilde tasarlanmış bir lavabo. Burada lavabonun içerisine lavaboda kullanacağı fırçayı da sabitlemiş babam. İçine koysa böyle tıkır tıkır ses çıkartan bir şey olur büyük ihtimalle yolculuk esnasında ama işte deterjanını, pirilini koyuyor. Fırçası burada. Ortalıkta ne piril dolaşıyor ne de herhangi bir fırça. Ocak alanı. Ocak kısmında bu kapağın ufak bir emniyet parçası koyduk. Normalde olan bir şey değil ama ne olur ne olmaz bir şey olur. Bu devrilir, buradaki cam açıkken rüzgar eser falan. Çaydanlıktır, cezvedir, onu devirmesin diye ufak bir emniyet kısmını ekledik. Böyle ikisi de kapandığına genişçe bir alan oluyor. Şöyle yine açıp çaydanlığı koyayım. Ocağın hemen üstündeki kısımda raf koyabileceğimiz tek alan olduğundan dolayı buraya L şeklinde iki tane raf konumlandırdık. Bu rafların hemen üstüne de babam bu bardaklıklarını takmış. Bu işte dışarıda ya da karavan içerisinde şöyle bir şeyler içecek koymak istediğinde hani sabit dursun düşmesin diye kullandıkları aparatlar. O da çekmecede yer kaplamasın diye buraya takmışlar. Buradan ışıkları kontrol edebildikleri anahtar, boiler. Üstündekini biraz sonra babamı çağırıp soracağım. Bu teknik olarak ne olduğunu tam bilmiyorum. Burada da bir priz mevcut. Annem de kullanırken etrafında kullanışlı olabilecek şekilde peçeteliğini buraya koymuş. Burada biraz görüntüyü bir tık geride bırakıp daha çok işlevsel olan şeylerin üzerine aslında ilerledik. Burada tabaklar, kapkacakları var. Hepsi sabitlenmiş şekilde. Burada da plastik kaplarını sakladığı alan var. Önünde bir file var. Bu kapları ayrı ayrı tabaklarda olduğu gibi sabitlemek çok kolay olmadığından ya da daha fazla yer kapladığından böyle bir file ile arkasına düzgünce koymuştum. Ocak kısmının altında basılı tutarak açabildiğimiz çekmeceler var. Bunların hareket halinde kendi kendilerine açılmasını önleyen detaylar bunlar. Kahve ve çay takımları, bunların tabakları, kendileri, her şey için babam özellikle gitti. Önce bunları satın aldı, sonra da bunların altını kestirdi. Baharatlıklar,
Şöyle ufak ufak minimumda yer kaplayacak şekilde. Aşağıda kullandıkları tencereler var. Altında delik açılmış bir tabla var. Bu tablaya bu ahşap çubukları koyarak buraya koydukları eşyaların birbirine çarpmasını kolaylıkla engellemiş oluyorlar. İşte burada mutfak aletleri. Bunlar zaten kendi içerisinde sabit konumdalar. Sonra bunu da sabitlemiş babam. Termos karavanın vazgeçilmezi. Bu kısımda da teknik ekipmandan geriye kalan alanı değerlendirdikleri bölüm var. Arıtma cihazı falan hemen bunun arkasında. Burada bir tost ızgarası var. Çünkü tost makinesi koymak mümkün değil bu kadar dar alana. Sirkesi, yağı hepsi sabit kendi boyutuna göre. Soğanlı, patatesliği. Altta da çay kahve makinelerini sabitlediği alan var. Şu kulbundan şurayı bile kestirmek zorunda kalmış. Şu küçük deliği. Evet, bu alanı böyle değerlendirdiğimiz için çöp kovası kısmını oraya ekleyemedik. Aslında eklemediğimiz de iyi oldu. Karavanda iş yaparken bir de bu kapağı açık tutup çöpe ulaşmak çok rahat olmuyor. Onun yerine baba dedi ki ben onu çözerim. Siz ona karışmayın. Böyle bir çöp kovası bulmuş. Açılıp kapanabilen. Zaten mutfakta iş yaparken direkt burada atacaklarını atmak pratik oluyor. Bu çöpü attıktan sonra da şöyle katlayarak çarpmasını engellemiş oluyor yürürken kendine. Çok renk seçeneği de olmadığından dolayı en yakın rengi seçip koydu buraya. Sonra hemen yanında, Serkan şöyle geçeyim artık şu tarafı anlatayım. Kapının hemen üstünde karavanla ilgili teknik detaylara ulaştığı yer var. Bu karavanın seviyesini ayarlarken kullandığı ekran. Burada işte karavanın su durumudur, aküsüdür. Yani bütün teknik detaylarına ulaştığı, ortamı sıcaklığıdır. O ekran var. Burada da yukarıdaki güneş panellerinin ne kadar şarj olduğu, ne kadar size daha enerji sağlayacağı detaylarının yazdığı kısım var. Burada mekanın ışığını açıp kapadığınız tuşlar mevcut. Bu tuşlar mutfak içerisinde kullanılan tuşlara en yakın olan modelden seçildi ki birbirleriyle aynı gözüksünler diye. Kapının hemen yanında da var. Şu merdivenin butonu. Kapıyı şu anda hava soğuk kapattık. Bastığınızda merdiven basamağını açıyor. 2 adet basamak açıyor yana doğru. Burada bir oturma alanı var. 2 kişilik bunu istediğinizde masayı aşağı indirip tek kişi sığabilecek, yatabilecek şekilde bir dinlenme alanına çevirebiliyorsunuz. Genelde şunu deneyimlediler. Karavan sadece karı koca ya da tek başına yaşanabilecek alanlardan biri. İçerisinde misafir ağırlamak çok da konforlu olmuyor aslında. Olası durumlarda bir tane eklemiş oldular. Bu masanın olması da hem yemek yerken onlara rahat bir kapalı hacimde kullanabilecekleri rahat bir alan sağlamış oldu. Hem de yemek hazırlarken, bu şu anda yemek hazırlarken kullanılacak pozisyonda. Bu alttaki kol sayesinde ileri geri sağa sola çekilebilen, hatta şöyle dönebilen bir masa haline geliyor. Buranın üstünde de depolama alanları var. Işık açıp kapatılan alanlar var. Burada tabii ki mutfak eşyaları devam ediyor. Babamın burada sabitlediği el kremi ve kolonyası, Covid yüzünden kolonyası da var. Koltuk arkalarındaki alanı da değerlendirmek istedi babam. Bulabileceği en düzgün modelden bu araç içi düzenleyicileri aldı. Yine annem babam kendisi ayrı ayrı kendi ihtiyaçlarını koyacak şekilde ayırdılar. Burası da ufak bir komodin gibi bir hacim oldu aslında. Bayağı bir eşya alıyor içerisine. Bir önceki karavanlarında aracı kullandıkları alan arkasından ayrıydı. Karavan kısmından araç içine müdahale edemiyorlardı. Buradayken de arka tarafa ulaşamıyorlardı. Burada aradaki bölümü kaldırdılar. Hem de şöyle bir güzellik oldu. İki koltuk da arkaya dönebiliyor. Normalde böyle bir şeyi aslında çözemediler. Ama aracı yapan, uygulamasını yapan İmaj Karavan ne yaptı ne etti? Bu iki koltuğu da dönebilecek hale getirdi. Bunlar da döndüğü zaman 4 kişilik bir alan oluyor aslında burada yemek yiyebileceğiniz. Bu kısım için biraz sonra babamı çağıracağım. Bunların nasıl döndüğünü ve masayı nasıl döndürdüğünü bize göstersinler diye. O artık döndüre döndüre alışmış durumda. Burada da ufak bir alan vardı. Bunlara raf yapalım dedi. Ben istediklerimi koyayım. Artık kapaklı olmasın. Yani basaç basaç sürekli ne koyduğumu unutuyorum içlerine dedi. Buraların hepsini açık bıraktı. Sepetlerini koydu. Hani daha düzgün dursun diye. Hatta burada daha da sepetleri var lazım olur diye.
Burada da bir sepeti var. Burada her gün ulaşmak istediği kitabın not defteri var. Ufak bir radyo koymuş. Bu neden diye soracağım. Aracın radyosu vardır kesin ama bu hani biraz daha antika olsun diye mi koydu bilmiyorum. İki tane mumu var. Bu mumların altına ne yapmış? Cırt cırt yapıştırmış. Burası da biraz keçe gibi malzemeyle kaplı. Bu mumları şöyle alıyor. İstediği yere yapıştırıyor. Pilli zaten mumlar. Hiçbir şekilde devrilmiyor bunlar. Aracın içinde de hem şurada askı alanları var. Aslında burası daha çok maske taktıkları alan, daha pratik oluyor. Şuralarda da hem de şurada basıp açarak askıya dönüşen ufak detaylar var. Her boş bulduğumuz yere bir detay koyduk. Babam şu var, bunu koyalım, bu var, bunu koyalım diye her tarafı işlevsel hale getirmiş oldu. İki tarafta bir de bu ışıklar var. Yolculuk yaparken işte bir şey okumak istediğinde anne şu tarafa doğru ışığını açıp sadece kendine vuran şekilde kullanabiliyor. Tamamen bu uçak içindeki ışıklara ithafen yapılmış şeyler. Ya da burada bir şey okurken iç mekanın ışığını açmak yerine önden hemen arkaya çekip kullanabiliyorlar bunu. Bekleyin. Hemen araç sahibini çağırıp geliyor. Babama içeriyle ilgili ve karavanın dışıyla ilgili teknik kısımları soracağım. Önce biz gezerken baba adını soyadını söylemek ister misin? Ben bir an bilemedim. Seni direkt adı Yılmazcığım da diyorum, babacığım da diyorum arada. Şurada ufak bir detay var, ben onu bilemedim ne olduğunu. Şu ne? Evet, bu ısıtma cihazı. İç mekanı. Evet, iç mekanı ısıtıyor. Dereceli ayarlıyorsun otomatik. Otomatik. Hı-hı. Ayarlayıp istediğin saatte de çalışıyor. İstediğin şeyde kapanıyor. Bu da boiler. Boiler. Üstünden okuduğum için boiler dedim. Evet. Isıtma, su ısıtma. Suyun için. Cihazı. Bunların ikisi de şöyle basarak. Evet, bas. 70 derece, 50 derece bak, ya da kapalı. Tıktayı ses geliyor. Evet. İkisi de dizel yakıt kullanıyor. Tüplü değil. Ha, yakıtından dizel kullanıyor. Evet, dizel yakıt. Araçta dizel. Evet. Orada bir detayda bu düğme. Ha, şurada bu düğme mi var? Şimdi burada bizim iki çeşmemiz var. Çeşmenin birisi bu normal depodan gelen su, kullanma suyu. Bir de arıtman var. Bu da arıtma suyu. Arıtma değil, içme suyu. İçme suyu. Şey, arıtma değil mi? Değil. Altın su mu var? Arıtma değil. Onun deposu ayrı. O yaklaşık temiz 30 su litre. Koyuyorsun. 30 litre bir deposu var, evet. Onun temiz suyu buradan alıp kullanıyoruz. Ha, tamam, ufak bir detay. Teknik kısımdaki evet, detayı bilmediğimden kaynaklı. Ben oraya arıtma suyu ve arıtma aşağıda olduğunu söyledim. Arıtma değilmiş, oranın kendi deposu varmış. Temiz içme suyunu damacanayla taşımak yerine oraya dolsun. Bu tuş? Evet, o tuş da onu çalıştırıyor işte. Ha, şu evet, altından evet, çalışmıyor mu sadece musluğundan? Hani oraya açıyorsun, motoru buradan başlıyor. Ha, motor şey, su gelsin evet, diye motoruna bu basıyorsun. Bu çeşmeyi açıyorsun, evet. Motor olmayınca basmamaz. Basamaz. Gelmez. Evet. Bunu güzel bulduğun yerden suları doldurabiliyorsun. Ha, içme suyunla kullanma suyunu ayırmış oluyorsun. Şimdi evet, bu koltukların döndüğünü söyledim. Ve bu masanın da hareket ettiğini söyledim. Ama bu evet, masayı aşağıdaki kolundan bu masa, hareket ettiremedim. Bu masa hareket ediyor. Evet. İki yönlü, ha, tuşu var. Dört yönlü altına hareketi var. Bunu basman lazım. Basıp böyle böyle döndürebiliyorsun bunu istediğin gibi. Bir de bunun altında bir şu kilit ayarı var. Kilit ayarını açınca sağa, ileri, geri, sağa, evet, sola. Girip çıkarken, ha, şuradan evet, girmek daha pratik oluyor. Oradan ha, tamam, evet. Bu seyahat halinde buraya alıyoruz ki buradan geçirebiliyoruz bunu. Bu aynı anda bir de bir kilit daha var burada. Bu kilidini de buradan açtığınız zaman aşağı iniyor. Yatak burası oluyor. Tek kişilik. Torunumun yatağı burası. Bunu yaptık. Şuraya yapıştıralım, şu sen şeyleri evet, çevirelim. Gelsin. Sen buraya şimdi gel, bunların nasıl dönüyordu? Ben detayını anlatayım da biraz zor çünkü bunları sökmem ben lazım. Ha, bunların mı çıkması lazım? Tabii, bir tanesini çıkaralım. Tamam. Ya da bir bak şunları kısa bir göstereyim ben. Bunu esasında imaj karavanı aydın kestaneye de teşekkür etmek lazım. Çünkü bunu Iveco çözemedi. Iveco'nun el freni burada yüksek değildi. Yüksekte olduğu için de dönmüyordu koltuklar. Ama bunu engelliyordu. Evet, bu dönüyordu da şunu engelliyordu. Evet, bunu engelliyordu. Aydın Bey bunu teknik bir detay, çok önemli bir detay çözdü. Ve şimdi koltuklar burada. Burada bir düğmesi var. Basıyorsun. Buradan bu şekilde çekip
böyle dönüyor. Şu bunu oraya çarptığı için evet. dönemiyor ama dönme şekli. Yanda tek kolla dönüyor. Bu aracın buraya ulaşması için bu araçta özel bir sistem var, havalı sistem. Araç arıza yaptığında otomatik vites olduğu için bu düğmeyi kapattığımızda aracın bütün mekaniğini iptal ediyor. Hı-hı. Normalde çekicine yükleyip araca yükleyebiliyorsunuz. Hı-hı. Otomatik viteste kalabiliyor, arıza yaptığında viteste takılı kalabiliyor. Hı-hı. Ama bu sistem arabayı komple kapatıyor. Hem kilitten hem vitesten boşalıyor her şeyi. Hı-hı. Bu şekilde arabayı bindiriyoruz. Bunun ulaşım yeri burası. Şimdi bir detay soracağım, bir dakika. Bunu buraya niye koydun? Bunu niye koydum? Ayakkabımı çıkarıyoruz. Ayakkabımızı çıkarıyoruz, buraya koyuyoruz. Çünkü aracın içine ayakkabıyla girmiyoruz. Girmediğimiz için. Buradan girersen ayakkabını buraya koyuyorsun. Hayır, ben de zannettim ki hani bazen evet. tır ve kamyon şoförleri derleyi çıkartıp kullanıyormuş ya arabaları. Acaba sen biz de mi? Evet, kullanıyor musun öyle? Evet, ayakkabıyı çıkarıyoruz, öyle kullanıyoruz. Bu pedal sürerken, tabii canım, tabii sürerken buraya çorapla. Tabii, yok canım, terlik var şey. İç mekan terliğiyle tam tırcı olmuş ya. Bu ara bizim seçme sebebimiz ne? Pandemiden dolayı şantiyelerde, otelde kalma şeyimiz zorlaştığı için camımızı da silelim mi? 4x4 arazi tipi Iveco. Orası 8 ileri. Triptonik bir araç. Araçta 3 tane kilit var. Bir de ağır devir var. Kaplumbağalı olan. Evet, kaplumbağaya bastığın yani devir ağırlaşıyor. Çok başarılı bir araç. Bu inişlerde ve çıkışlarda otomatik kendisini vites düşürerek korumaya alıyor. Yani freni çok fazla kullandırmıyor. Yani bu kilitlerde ön, arka ve orta kilit. Bu kilit sistemi çok başarılı. Diferansiyel kilitleri mi? Diferansiyel kilitleri. Arazi çok başarılı ve çok faydalı bir sistem. Bu araçta 400 litre kullanma suyu var. 50 litre de atık su deposu var. Bu atık su deposunu boşaltıyor. 30 litre de içme su, temiz su deposu var. Bu aracın ön farlarına ilave far yapıldı. Kornamız ilave biraz daha. Evet, biraz daha. Şey kornası, bildiğiniz tır kornası. Çalışır mı açınca? Evet, çalışır. Nereden evet. basıyorsun? Şurada oran, mı? Evet. Dur. Ya arkadan ne geliyor zannedecekler evet. bu sesi duyunca bilmem. Bu tuş bizim alarm tuşumuz. Daha doğrusu şöyle, güvenlik tuşumuz bu. Açtık zaten şimdi. Arabanın yanından geçenleri görmüyor. Yayalar geçebiliyor. Biz genelde arazide kaldığımız için. Fakat birisi durursa yer orada belli bir saniye şeyinde burada alarm veriyor. Yani sağında solunda etrafında biri var diye. Alarm veriyor bize. Evet. Bu güvenlik amaçlı koyduk. Bu da bizim arka kameramız. Ön arka kameramız. Şurada dikiz aynası bir şey. Evet, bastığımız zaman ikiye bölebiliyoruz. Birisi yani, ön birisi arka. Birisi ön, birisi bu arka. Aracın içinde var mıydı? Yok, bunu sonradan koydurduk. Yani biz koydurduk bunu. Burası da park sensörü. Aracın, o sadece sesli. Evet, araçta denge sistemi var komple. Denge sistemi devrede olduğu için bu tuş uyarı veriyor, dengede değilim diye. Evet. Şu senin takometren mi? Bu bizim aracın takometresi. Bu mecburi araç, 7 tonluk bir araç bu. Bulunmak zorunda. Evet, bulunmak zorunda. Bir soru sormak istiyorum. Hazır mısın baba? Evet. Şimdi bu aracın radyosu var mı? Radyosu var. Bunu neden koydun? Aracı park ettiğimizde bütün enerjiyi kestiğiniz için ön tarafta. Şuna basınca bu tarafı nereye? Bu bütün enerji, aracın bütün ön enerjisini kesiyor burası. Biz bütün diğer şeyleri araçtan, yani aracın kendi besleme aküsünden bir şey almıyoruz. Çünkü araba akü bittiğinde aracı çalıştırmama gibi bir durum oluyor. Ondan dolayı ayırdık. Buraya kapattığımız için buradan. Radyom hala nostalji, çalışır olur diyorsun. Tamam. Hem nostalji oluyor bile. Evet. Aydın Bey burada güzel bir çalışma yaptı. Bizim boyumuz biraz uzun olduğu için burayı biraz daha açtı. Öne aldı ki buradan böyle kalktığımızda kafayı küt diye vurmayalım diye. Vurursan da biraz yumuşak evet, bir şey koymuş. Yani... O zaman bana dışarıyı anlat da ben anlatınca biraz garip kalıyor teknik kısmı. Evet, içeride o kadar çok konuştum ki akşam ettik. Gelene kadar da biraz dolaşmış olduk. Kastamonu'da Tepeköy'deyiz. Karavanın dışından devam ediyoruz babamla beraber. Baba, nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bu arabanın ne kadarını başlayalım. Aldığını söyle. Yani ne kadarlık kısmını satın aldın, ne durumda satın aldın? Evet. Bu karavanın sadece ön kupa ve şasi vardı. Üzerine de Bursa'da İmaj Karavan tarafından yapıldı. Baba, şöyle yapalım mı? Ben dışarıda gördüğüm, sana merak ettiğim şeyleri sorayım. Sor öyle yapalım. Sen bana söyle. Bu merdiven, şimdi şunu biliyorum, daha öncekinde de vardı. Bu aracın merdiveni. Onu hazır mı geldi? Biz yaptık onu da ilave.
Ha, eklediniz onu. Aydınlatmalar tabii komple çünkü buradan arkası yoktu, onları eklettiniz. Evet. Başlıyorum. İlk bütün kapak sırayla soruyorum. Evet, elektrik girişi, enerji girişi. Ha, enerji girişi, tamam. Evet, bu tentelerin ayakları. Ha, tentenin ayakları. Bu tente böyle üçgen mi duruyor? Böyle de durabiliyor, evet. Şurada bir yukarıda havalandırma mı var? Buzdolabının havalandırması. Ha, arkası. Burası? Tuvalet, kaset yeri. Basınca açsam bir şey olur mu? Açamazsın, kilitli. Ha, tamam. Burada döküyorsun onu. Burası? Gaz yazıyor, gaz yeri. Evet, evet. Bunu ne için kullanacağım? Bunu mangal için kullanıyoruz. Mangalımız var burada. Ha, şuraya çıkartmıştın değil mi? Bakayım evet. Mangalı bu. Mangalda başarılı bir mangal. Bu Aygaz'ın gayet kullanışlı bir mangalı. Ayakları var. Gaz yeri var. Ha şöyle. Evet. Onu kaldırıyorsun. Kullanmıyorsun onu. Kullanmıyoruz. Ha, gaza bağlıyorsun. Bu, evet. Gaza bağlıyoruz. Ha, bu da üstlere. Kullanıyorsun. Bu çok pratikmiş ya. Mangal yapmak. Üzerinde et kesip servis yapıyorsun. Evet, servis yapabiliyoruz veya çalışabiliyoruz. Onun da üzerine kapağı. Şöyle oluyor. Bir önceki karavanda mangalı vardı babamın, taşınabilir. Ya temizlemesi zor oluyor. Sürekli yakmak için onun kömürünü, odurunu, bir şeyini taşımak zorunda kalıyorsun. Bu gaz direkt. Evet. Bu gazı bir de şeyde kullanıyorum dedin. Fırında. Neredeydi şurada? Evet, fırında çalışıyor. Evet, içerideki fırında. Hem mangalımızı çalıştırıyoruz, hem bunu çalıştırıyoruz. Şunu açıyorum. Evet. Açalım bunu. Açamıyorum. Açamıyoruz. Neden açamıyoruz? Böyle. Tamam. Buradan içeride ışıkları. Oo, buraya da mı bir deliği yaptın? O yüzden kelebek yapmıştırdı. Evet. Onu biraz fazla şey yaptık. Fazla mı delmişsin? Ama her şeyi ayarladık. Burada işte aydınlatmamızın askı yerleri, diğer aparatlarımızı yerleştirdik. Burası bayağı bir depolama alanı var. Evet, büyük bir depo alanı. Şunlar yürüyüş, evet, şeylerin. Şemsiyen, baltan. Şemsiyen, baltamız, yüzme paletlerimiz. Şu ne? Çok büyük burada. Bir şey var şurada. O da yer kilimi girişi. Ha. Evet, ha, şu yer oturma halısı, yerlerinin oturma altına halısı. Seriyorsun. Bu çamaşır makinemiz bizim. Manuel. İki tane kova açılıyor. Birisini yıkayıp birisini koyuyorsun. Çok da çamaşır makinesi çamaşır gibi değil de kova fonksiyonu görüyor gibi. Değil mi? Evet. Elektriğe bağlıyor musun? Yok yok yok. Bildiğin iki tane kova ya birinde. Ayağımıza tepekleyip yıkıyoruz. Ha, sen herhalde. Çamaşır makinesi derken dalga geçtin, bu kova. Kova kova değil ki. Çamaşır makinesi yani. Hayır. Çamaşır makinesi. Sanki şu neyin şarjeri? Bu öyle. Bu da bu şu cihazımızın şarjı. Ha, flash aynı ışığının. Aynı anda bunun şarjı. Hem ışın aydınlatmanda bu da. Bu niye bu makineyi kullanıyoruz? O ne? Ormanlı arazide gittiğimizde dallar arabayı çizmesin diye motorlu ve kuruyan dallardan. Teleskopik kolu var onun. Kolla beraber onu tutup kesiyorsun. Evet, o karavanlar için önemli bir makine. Bir de babamın kelebekleri. Kelebeklerin belinde olduğunu. Şimdi buradan bir tarafa geçelim. Daha doğrusu arkasına gidelim. Burada neyimiz var? Geri aydınlatma lambamız var. Onları hatta yakalım, öyle çekelim. Tamam. İki tane bisiklet taşıma aparatımız var. Elektrikli bisikletlerimiz var. Elektrikli bisikletlerimiz var. Burada başka bunlar şu... sensörlü lambalarımız var her dört tarafta da. Sensörlü derken dolaştıkça mı? Gece evet. Gece özellikle hareket sensörlü. Ha, çalışıyor. Gelenleri birisi gelince. Kontrol amaçlı. Şundan ben bahsetmek istiyorum. Şu arkadaki çelik boru çok önemli bir detay bu. Eğer bu takılmazsa araçlara, kaza anında daha yere yakın olan bu araçlar tabii. Altına girip çok ciddi, yani o ön sürücü kısmına kadar girebiliyor. O yüzden çok önemli bir detay. Bunun gerçekten çelikten yapılmış olması da çok önemli bir detay. Bu tırın altına, kamyonun altına girme durumları yani onun biraz yokluğundan ya da dandik, bükülebilir bir şeyden olmasından dolayı oluyor. Çok ufak önemli. Ufak araçlara evet. Çok tehlikeli. Şu aşağıda ayakların çamurda batmaması için paletleri var. Dört tane ayağımız var, ayağın paletleri şu var. Şu çeki demirin bir şeyi çeki var. Çeki demiri orijinal. Yan tarafımızda. Burada da bir kapak. Diğer taraftan mı ulaşıyorsun? Ha, bunu burada diyecektim aynısı. Ya. Bu tarafa nasıl ulaşıyorsun? Evet. Burası çok uzun. Yani, çok mantıklı olmuş burada burası. Burada yine diğer malzemelerimiz. Her şeyin yine yeri var. Şimdi bunu kullanacağız zaten. Onu çıkartalım. Film seyredeceğiz bu gece burada inşallah. Bunu seyredin. Burada teleskopik bir merdivenimiz var. Yukarı çıkıp da güneş panellerini her 2-3 günde bir temizlememiz lazım ki verimimiz düşmesin. Çünkü oraya toz geldiğinde güneş panelinin verimi düşebiliyor. Dolu dolu.
dolu dolu biraz. Şu su doldurduğun yer mi şurası? O, evet, depoyu buradan dolduruyoruz, su deposunu. Bunların hepsi kilitli, dışarıdan birisi müdahale etmesin kilitli diye. Yani genelde kilitli zaten. Bu bizim Webosto'nun havalandırması, boilerin ve Webosto'nun kapalı olduğunda. Şu içeride mutfağın orada bahsettiğimiz. Evet, kapalı olduğunda bu çalışmaz, havalandırması. Kutu arıyoruz dışarıda. Evet, bu da şu var. Bu bizim içme suyu dolum deposu. Temiz su. Temiz suyu doldurduğun yer. Şu var. Burası tüp yeri. Tüp var sadece. Tüp var sadece, kitlemiş zaten, evet, açamadım. Kitli. Yani burada tüp ve yedek tüp var, iki tane. Bu kapakların hepsinin üstünde şöyle sabitleme aparatları var. Şöyle küçük küçük, evet, gördüğümüz beyazlar hep onlar. Son sanki burası mı kaldı? Burası da dış duşumuz. Hortumu, evet, hatırladın. Ha, doğru, buraya diğerine de vardı. Mıknatıslı. Mıknatısından buraya yapıştırıyoruz. Burada duş alabiliyoruz. Tam onu diyecektim. Ucunu yani, nasıl, evet, takıyorsun diye. Ucunu da mıknatısla tutturuyoruz. Mıknatıs yaptık bir tane aparat. Bu dış duş önemli. Sabit hale geliyor yani. Şöyle ortada yerde durmamış oluyor. Önceki karavanı hatırlıyorsun, öbür taraftaydı. Bir de şöyle bir plastik parçam vardı. Seni denizden buldum. Yalnız o orada çamur olduğu için, ayağımızın altı çamur olduğu için bu sefer buraya getirdik. Karavan şöyle bir şey. Kullanmayan, karavana binmeyen insana karavan yaptırmayacaksınız. Çünkü binene anlamına gelir. Binen olursa bunların hepsinin detayını bilmiş oluyor. Uygulamaya. Aslında aklıma bir şey daha geldi. Buraya şöyle ufak bir ahşap parçanı olsaydı duşun içindeki gibi, ya da duşun içindekini buraya çıkartabilirsin. Yok, ileride. Sana, hani çamur, evet, olmasın, evet, diye yani, yıkandığın yer. Evet. Hani o ahşaba basıp burada yıkanıp çok, evet, mantıklı fikir. Önünde burada çekim ürüncümüz var. Bu lazım. Nereye gireceğim, ne sıkıntı yaşayacağım belli olmaz. Kumda, denizde, sahil kenarında falan kuma batmalar çok olur. Şantiyeye gittiğimizde şantiyede çamur, ne olacağı belli olmaz. Yiyorlar. Bu vinç başarılı. Yani olması gereken bir şey. Tabii bazı o karavan kullanan kanallarda denk geliyorum. Doğru, traktördür şeydir, çağırıp yardım için onlar da belli bir ücret talep ediyorlar. Yani hakkı tabii yardım ediyor. Yardım ediyor ama para alıyor. Burada kendi kendine, kendi bir ağaca bağlayıp. Ama ağaç bulamasa ne yapıyorsun? Parasından vazgeçtik. O traktörü bulmak, yürüyerek bulacaksın onu. Ha, o traktör sanki boğulmuş gibi etrafta, doğru. Kalırsan bir arazide, ondan sonra o gece o yürüyüş o kadar basit. Basit. Bu böyle yere bir şey sabitleyip sarabiliyor musun? Ağaç falan yoksa? Evet, ağaç yoksa da kancası var. Yere çektiği zaman saplıyor. Onunla kullanıyorsun. Yani. Elektronik bir şey bu tamamen, elektronik, değil mi? Elektronik, uzaktan kumandası var. Uzaktan kumandalar çünkü aracı kullanırken çekmen lazım, orantılı çalışması lazım. Hem araç çekecek hem bu çekecek. Ha, tek başına yapabiliyorsun tabii, bu işi. Kimse yoksa yanında. Evet, kumandayla beraber tek başına yapabiliyorsun. Babama bu videoda bana eşlik ettiği için teşekkür ederim. Kanalımda daha bir sürü farklı metrekarelerde ev turları var. Onları izleyip kendi mekanlarınız için fikir edinebilirsiniz. Bir önceki karavan videomu izlemek isterseniz onu da sağ alt köşeye bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.